Selamlar arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi GTA 5'te yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer GTA 5'te story moddayız. Çünkü bugün size 4 farklı easter egg göstereceğim arkadaşlar. Yani bu easter egg'ler GTA 5 içindeki gizemler, Rockstar Games'in sakladığı gizli olaylar, şeyler falan. Onlardan size 4 tane göstereceğim. Normalde bu videoyu daha önce yüklemeyi düşünüyordum arkadaşlar. Pazartesi yükleyecektim ama belli aksaklıklardan dolayı bugün yükleyebiliyorum. Onda mazur görün artık arkadaşlar. Şimdi hemen ilk easter egg'imize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu videodaki ilk easter egg'imiz bu telefon numarasını aramak. Bu telefon numarasını aradığımızda etrafımızda herhangi bir yerde veya tepemizde bir tane patlama oluyormuş. Şimdi 3, 2, 1 bastım. Ve oha! Gerçekten de patlama oldu arkadaşlar ve bu patlamayla ilgili bir tane daha easter egg var. GTA 5'te Grove Street diye bir street var, yani bir sokak var. O da şu an yakınlarımız, zaten oraya gittiğimizde size easter egg'i göstereceğim. Evet arkadaşlar, dediğim yere geldik. Burası bildiğiniz gibi Grove Street, yani bilenleriniz vardı. Burası GTA 5'teki çetelerin olduğu sokak ve burada herhangi birine vurarsanız ya da ateş ederseniz, silah çekerseniz direkt bütün şehir demeyeyim de bütün sokak size saldırmaya başlıyor arkadaşlar ve bütün çeteler size ateş etmeye başlıyor. Yani buradan kurtulmak çok zor. Ama eğer az önce yaptığım telefon numarasını tekrar ararsak burada herhangi bir çatışma olmuyormuş, adamlar direkt kaçıyormuş arkadaşlar. Şimdi o telefon numarasını deniyorum. Evet arkadaşlar, numaraya girdim, şimdi basıyorum. Bakalım patlama oldu, kaçacaklar mı yoksa herkese saldıracak mı? Ve gördüğünüz gibi gerçekten herkes kaçıyor. Normalde arkadaşlar bu çetelere sıktığınız anda hep size silah sıkmaya başlıyor. Hatta onu da şimdi göstereyim. Bir tek bu beyefendi kaçmadı. Bu niye kaçmadı bilmiyorum açıkçası. Ona bir şöyle ateş edeyim. Ama tabi herkes kaçtığı için bizimle savaşacak biri kalmadı. Neyse arkadaşlar, şimdi de ikinci easter egg'imize geçiyoruz. Bu ilk easter egg başarılıymış. Evet arkadaşlar, ikinci easter egg'imiz de bu işaretlediğim yerde denizin altında batmış bir uçak olduğu söyleniyordu. Şimdi hemen gidiyorum, bakalım gerçekten de uçak var mı? Evet arkadaşlar, gerçekten de geldim ve daha yaklaşmadan bile uçağı görebiliyorum. Gerçekten batmış bir yolcu uçağı var. Daha yaklaşayım şöyle. Burası uçağın ön kısmı, pilotların olduğu kokpit kısmı, burası parçalanmış. Burada da uçağın diğer kısımları var. Burada orta kısmı var. Şu kuyruğu da şu tarafta. Oha, bir yunus balığı sesi gibi bir şey duydum. Çok garip bir ses duydum arkadaşlar, böyle mırıldanma gibi bir ses duydum. Oha, sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Yok artık. Burada böyle balina sesi gibi, yunus balığı sesi gibi bir ses duyuyorum. Oha, seslere bakın. Gerçekten bunu beklemiyordum arkadaşlar. Yani easter egg'in içinde bu olay yoktu. Daha da gizemli bir hale geldi. Şu uçağın içine girelim. Bu arada nasıl suda nefes aldığımı soracaksanız da sağ altta görmüşsünüzdür zaten. Ölümsüzlük hilesini yaptım arkadaşlar. Yakında o hilelerle ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani PlayStation 3'te, 4'te, 5'te çalışan hileler var. Onları size göstereceğim. Siz de PlayStation'dan oynuyorsanız benim gibi o hileleri yapabilirsiniz. Tabii o hileler bilgisayarda da var ama bilgisayarda için böyle başka şeyler yazıyorsun. Bunda şeyde tuş takımlarıyla yapılan kombinasyonlar var. Yani bu hilemiz de bu şekilde. Hile diyorum ya, bu easter egg'imiz de bu şekilde arkadaşlar. Aha, orada bir şey var. Bu ne? Parlayan bir şey. Can var burada. Can kiti. Neyse, bu easter egg yunus balığı sesleriyle daha da gizemli hale geldi arkadaşlar. Yani yunus balığı olup olmadığından da emin değilim aslında ama galiba ya balina ya da yunus balığı sesi gibi bir şey olması lazım. Şimdi de arkadaşlar üçüncü easter egg'imize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü easter egg'imizin olduğu yere geldik. Üçüncü easter egg'imiz de yine suyun altında batmış bir gemiymiş. Az önce uçağa bakmıştık, şimdi de suyun altında batmış bir gemi varmış ve geminin yanında farklı bir easter egg daha varmış. Bu arada buraya da Buzzard helikopterimle geldim. Bu da hileyle alınan helikopterlerden arkadaşlar. Videosunu çektiğimde bunların hepsini göstermiş olacağım tabii. Şimdi hemen easter egg'imize geçiyorum. Şuna bakın arkadaşlar, köpek balığı var yanımda. Bana saldıracak mı? Köpek balığı. Köpek balığına yumruk atabilir miyim acaba? Dur bakayım. Gel buraya. Kaçıyor. Hadi gel, yumruk atacağım sadece. Başka bir şey yapmayacağım. Atamadım. Neyse. Bu yere geldik sonunda ve geminin yanında bir tane de böyle sniper var yerde. Onu alabilirsem alayım hemen şöyle. Ve silahımızı aldık. Burada başka bir şey daha gördüm sanki yukarıda. Ölümsüzlüğümün bitmesine de az kaldı. Oo, burada başka bir şey daha var. Sticky bomb. Vay be, bu geminin yanından bayağı bir şey çıktı. Bir silah daha mı? Bir silah daha. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir geminin üst kısmına çıkayım. Aha, bu ne? Vatoz balığı bir şey gördüm. Evet, vatoz var. Burada ne kadar çok geminin üzerinde silah var yalnız. Pompalı aldık. Bu arada ölümsüzlüğümüz bitmek üzere. Hemen göstermem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Gördüğünüz gibi gemi burada arkadaşlar. Geminin ilerisinde başka bir şey daha varmış diye biliyordum. Nerede o? Göremiyorum. Hemen üste çıkmam lazım arkadaşlar. Ölümsüzlüğümü yeniden toplayayım, sonra gelirim. Hadi, ölmek istemiyorum. Öldüm. Ya yok artık, bir de şehirde doğduk arkadaşlar. Neyse, tekrar gidiyorum. Arkadaşlar geldik. Taksiyle geldim bu sefer. Yok artık ya, bir de peşimizde polisler var. Neyse, ben gidiyorum. Arkadaşlar gemimize tekrar geldik bu sefer. Ölümsüzlüğümüz 3 dakika daha var. Sniper'ları tekrar alıyorum buradan. Demin almıştım ama. Tamam, az önce gösterememiştim. Geminin önünde farklı bir şey daha varmış arkadaşlar. Şöyle geminin önünden gidiyorum. Aa, burada mı? Evet arkadaşlar, burada. Aa, bu ne? Tamam. Şöyle first person'dan göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan ayakları betonlanmış, kafasına çuval geçirilmiş birisi var. Bu şekilde denize atmışlar ve öldürmüşler. Ya muhtemelen bir kadın galiba bu. Yani bunu kim yapmış olabilir bilmiyorum. Belki Trevor yapmıştır, bilmiyorum yani. Bu easter egg'imiz de bu şekildeydi. Gerçekten bir sürü silah buldum geminin yanında ve bu gerçekten korkutucu bir easter egg aslında. Şimdi de 4. ve son easter egg'imize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4. easter egg'imiz de tam buradaymış. Suyun altında batmış bir tank olduğu söyleniyor. Şimdi gidip hemen bakıyorum, gerçekten de tank var mı? Evet arkadaşlar, mekanımıza geldik ve gerçekten de suyun altında batmış bir tank var. Şöyle tanka yakından bakmak istiyorum. Ama tank çok eski bir tank. Sanki böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış bir tankmış gibi. Hangi ülkenin tank olduğu ile ilgili pek bir fikrim yok. Ama böyle bir Rus tanklarına falan benziyor. Böyle çift namlulu olduğu için. Gerçekten bu easter egg de doğruymuş. 4 easter egg Bu videoda 4 easter egg inceledik. Arkadaşlar 4'ü de doğru çıktı. Ama uçakta olan bence en iyisiydi. O Yunus sesiyle falan. Belki onu short olarak da paylaşabilirim. Oradan da görmüş olabilirsiniz. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla GTA 5 videosu için, GTA 5 gizem videosu için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsteyip istemediğinizde yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Benim çok işime gelir yani arkadaşlar. Daha fazla da uzatmıyorum. Hoşça kalın. Bay bay.